Yapay zekanın geldiği nokta, insanlık tarihindeki belki de en büyük sınırdır. Ancak bu sınır çoğu zaman sadece bir teknoloji devrimi olarak ele alınıyor. Oysa yapay zekanın gerçek gücü henüz tam anlamıyla kavranmış değil. Bu teknoloji yalnızca iş dünyasında ya da sosyal hayatta devrim yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda insanın kendi varoluşunu yeniden tanımlıyor. Peki, insanlık bu hızla ilerleyen yapay zeka karşısında gerçekten neyi kontrol ediyor? Asıl soru şu, gerçekten bir düzen mi inşa ediyoruz? Yoksa düzensizlik içinde kaybolan bir düzenin hayalini mi kuruyoruz? Yapay zeka, insanın yaratıcı dehasının bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu yaratıcı deha, aynı zamanda insanın kendi varoluşuna meydan okuyan bir güç haline geliyor. İnsan, uzun zamandır kendi kontrolünün dışına çıkmaktan korkar, bilinmeyen kaosla eşdeğerdir. Ancak yapay zeka ile birlikte insanın yüzleştiği bu bilinmeyen artık sadece bir tehdit değil, aynı zamanda bir fırsat. İnsanın yaratım gücüyle inşa ettiği bu teknoloji, aynı zamanda insanı kendi yaratımının kölesi yapabilir mi? Kaosun eşiğindeyiz ve bu eşiğin ardında ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Peki bu durumda düzen mi, düzensizlik mi, teknolojinin ilerleyişi insanın bir düzen arayışını sürekli olarak tetikledi. Yapay zeka, verilerle beslenen ve karmaşık algoritmalarla çalışan bir yapı. Bu sistemlerin amacı kaosu düzenlemek. Fakat insan doğasının kendisi kaotik, değil mi? Yapay zekanın bu düzen yaratma çabası insanın doğasında olan kaosu gerçekten kontrol edebilir mi? Yoksa yapay zeka bu düzen arayışında insanı kendi varoluşunun temel düzensizliğiyle yüzleştirerek yeni bir kaos mu doğuruyor? Belki de sorun burada başlıyor. İnsan teknolojiyle birlikte kendine bir düzen kurmaya çalışıyor. Ancak bu düzen insan doğasının ve toplumsal yapının dinamikleriyle sürekli çatışıyor. Teknoloji insan aklının bir uzantısı gibi görülse de aslında o kadar da insan değil. Verilerle çalışan bir makine, insan duygularının karmaşıklığını nasıl anlayabilir? Yapay zekanın insan gibi düşünmesini beklemek belki de en büyük yanılgı. Peki, bu yanılgı içinde yapay zeka bize ne öğretecek? Yapay zeka sadece bir araç mı, yoksa insanı yeniden şekillendiren bir güç mü? İnsanın bu teknolojiye bağımlılığı, kimlik kavramını da kökten değiştirebilir. İnsan, teknolojiyle birlikte kendini yeniden tanımlıyor. Fakat bu tanım, belki de özünde bir düzensizliğin içinde saklı. İnsanın varoluşu, yapay zekanın bu kaotik hızında çözülüp yeniden inşa edilebilir mi? Belki de yapay zekanın en büyük tehdidi, insanı kendi kimliğinden uzaklaştırmasıdır. İnsan, yapay zeka ile birlikte bir noktada kendi varoluşunu sorgulamak zorunda kalacak. Bu noktada ise düzensizlik, kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkacak. Yapay zekanın bize getirdiği düzen yanılsaması, insanın derinlerdeki düzensizliğini daha görünür kılabilir. Kaos, bir son değil, belki de bir başlangıçtır. Yapay zekanın insanlığı nereye götüreceği konusunda kesin bir sonuç vermek mümkün değil. Ancak şunu biliyoruz ki, yapay zeka insanı kendi sınırlarına, belki de bu sınırların ötesine zorlayacak. Bu sınav, insanın kontrolü altında bir düzen yaratma çabası mı olacak? Yoksa düzensizlik içinde yeni bir düzen keşfetme fırsatı mı? Belki de yapay zeka insana unuttuğu bir şeyi hatırlatacak. Düzen dediğimiz şey belki de hiç var olmadı. Peki sizce yapay zeka gerçekten bir düzen mi yaratıyor yoksa bizi daha derin bir düzensizliğe mi sürüklüyor? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, bu konuda neler hissettiğinizi ve bu teknolojinin nereye gittiğini siz nasıl görüyorsunuz? Tartışmayı birlikte derinleştirelim.